Videla kendisine şöyle diyor. Sayın Başkan, size iyi bir Dünya Kupası vaat etmiyorum. Bugüne kadarki en iyi Dünya Kupası'nı vaat ediyorum. Doping testlerinden bir tanesinin sahibi hamile görünüyor. Malzemeci şey diyor mesela, maçtan sonra bile Kempes'le bir gün daha koşacak durumdaydılar. Perelu bir futbolcu sonra itiraf ediyor maçın. Normal bir maç olmadığı itiraf ediyor. O gün maçtan sonra kalabalıkla birlikte Videla lehine tezahürat yapanlardan biri bendim. Oysa birkaç yüz metre ileride babama işkence ediyordu. Merhaba, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bu hafta bir değişiklik yapalım. Sıralamayı atlayalım dedim. Niye dedik? Arjantin hazır finale kalmışken Arjantin'in ilk Dünya Kupası'nı kazandığı 1978'i konuşalım istedik. Benim çocukluğumun ilk Dünya Kupası. 5 yaşındaydım, hayal meyal hatırlıyorum. En azından Kempes'i net hatırlıyorum. Ardiles, Kempes, ikisini hatırlıyordum sadece. Siyah beyaz görüntüler kafamda. Şimdi bir daha izleyince daha iyi hatırladım. İyi bir takımdı Arjantin. Gerçekten iyi bir takımdı. Ama o Dünya Kupası'nın hikayesi bambaşka. Yıllar sonra öğrenince insanın içi gidiyor tabii. Yani çocukluk kahramanlarının hikayesinin aslında pek de bilindik. Yani sahada gördüklerimizden ibaret olmadığını fark edince insanın morali bozuluyor. Arjantin'in Dünya Kupası'na, 78 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma işi 1966'da karar veriliyor. Öncelikle onu söyleyelim ki meşhur darbeyle ilgisi yok. Ama 1976'ya gelindiğinde henüz Arjantin'de Dünya Kupası ile ilgili bir çalışma yok ve FIFA'da da hiçbir panik havası yok. 76'da darbe oluyor ve devlet başkanı olan, aslında devlet başkanı Perón'un ölümüyle devlet başkanlığına gelen Isabel Perón iktidarı mecburen generallere, başta Videla olmak üzere generalleri terk edince FIFA harekete geçiyor. Usulden soruyor benim anladığım kadarıyla, çünkü galiba bugün olaylara bakınca, her şeyi okuyunca FIFA da o darbeyi bekliyordu görebildiğimiz kadarıyla. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü tekrar edelim. 76'ya kadar Isabella Perón yönetimindeki Arjantin'in henüz Dünya Kupası ile ilgili ciddi bir çalışması yok ve FIFA'da da hiçbir panik havası yok. Darbe gerçekleşiyor. FIFA başkanı randevu alıyor darbe yöneticisinden. Videla kendisine şöyle diyor. Sayın Başkan, size İyi bir Dünya Kupası vaat etmiyorum. Bugüne kadarki en iyi Dünya Kupası'nı vaat ediyorum. Bu sözü bugünlerde de hatırlıyoruz değil mi? En iyi Dünya Kupası vaat ediyor ve FIFA da onaylıyor. Yani birkaç itiraz olmuyor değil. Özellikle Avrupa'dan ciddi itirazlar var. Darbe yönetimi altındaki bir ülkeye kupayı vermek ne kadar doğru, kupa organizasyonunu vermek ne kadar doğru itirazları var. Ama bunlar cılız itirazlar. Hatta bu itirazlara karşı FIFA Genel Sekreterinin biraz da komik bir açıklaması var. Diyor ki Dünya Kupası'nın iyi geçmesi için daha az demokrasi daha iyidir. Neyse, generaller bir toplantı yapıyorlar Videla başkanlığında ve bu Dünya Kupası'nı sadece iki türlü ele alıyorlar. Bir, ulusal bütünlük sağlama aracı. İki, Arjantin'in uluslararası kamuoyunda kötü imajını düzeltme. İkisi için uğraşacaklar ve bu konuda tüm fedakarlıkları göze almaya karar veriyorlar. Ne yapıyorlar? Bir Amerika Birleşik Devletleri patentli ya da kökenli diyelim, merkezli bir PR şirketiyle anlaşıyorlar ve tüm organizasyonun PR ayağını bu şirket düzenliyor. Buna da epey bir para harcıyorlar. Arjantin'e bu Dünya Kupası 3 tane büyük stat inşa ediliyor ama Arjantin'e bu Dünya Kupası 700 milyon dolara mal oluyor. Bugün bakınca 700 milyon dolar belki çok büyük bir rakam gibi düşünülmez Dünya Kupası organizasyonu için. Ama mukayese etmek için şöyle diyor yazanlar. 1982 Dünya Kupası 150 milyon dolara mal oluyor İspanya. Yani ondan 4 sene önceki, üstelik fakir bir ülke olan, çok ciddi enflasyonla boğuşuyor dönemlerde, Arjantin'e Dünya Kupası 700 milyon dolara mal oluyor. Hatta bunun bir de kayıt dışı kısmı var deniyor. Kayıt dışı kısmının var olduğunu nereden biliyoruz? İleride, biraz ileride konuşacağız. Ama bir de bu yönü var. Dünya Kupası'nın organizasyonu için bir komite kuruluyor. Bu komitenin başına bir general atanıyor. General atandığı ilk gün öldürülüyor. Evet, o günkü sol militanlara atılıyor bu suç, öldürme suçu. Ama yıllar sonra şöyle bir tartışma oluyor. Bu generalin yerine atanan amiral emeklilikten sonra olağanüstü zengin bir hayat yaşıyor. Dolayısıyla işin kayıt dışı boyutu da var. Neyse, kupa düzenlenmesi için her şey hazır artık. Statlar hazır. Yeni bir televizyon istasyonu, renkli televizyon yayını olabilmesi için ülkeye ciddi bir renkli televizyon akımı başlıyor vesaire vesaire. Tabii bu arada neler oluyor Arjantin'de? Darbe dönemi bizim 12 Eylül 1980'de gördüklerimizden belki çok daha fazlası ya da en azından benzer şeyler oluyor. Neler oluyor? Gençler kayıp, 30 bin kişi kayıp, 30 bin kayıp listesi var. Hatta bunların bayağı bir kısmının denize atıldığı, uçakla ya da helikopterle denize atıldığı söyleniyor. İşkencede ölenler, yurt dışına sürgüne gidenler. İnanılmaz facia bir dönem. Bir taraftan darbe, Dünya Kupası düzenlenirken Plaza de Mayo anneleri diye bir grup bu gösterilere devam etmeye çalışıyor. Ama Arjantin yönetimi
büyük ölçüde hem dış basını hem iç basını bu konuda oldukça kontrol altında tutuyor ve darbenin kendi imajlarına olumsuz bir etkisi olmamasını sağlamak için bunu başarıyorlar mı? Evet, bence başarıyorlar. Bu harcamalar şeyinde okurken çok ilgimi çeken bir şey vardı. Dünya Kupası güzergahında olan tüm evlerin beyaza boyanmasını istiyorlar. Hatta fakir mahallelerin olduğu yerden geçiyorsa yol, o fakir mahallelerin yol kenarına büyük duvar örüp o duvara beyaz zemin üzerine çok güzel resimler düzenleniyor fakirliği saklamak için. Bunu okurken aklıma geldi. Ben 80 darbesinden sonra küçüğüm ama köyde şeyi hatırlıyorum. Babamın öğretmenlik yaptığı köyde bir anda bir emir geldi. Bütün köydeki o tahta avla derlerdi ona Adapazarı'nda. Hepsi kireçti. Her ev beyaza boyanmak zorundaydı. Her yer çitle boyanmak zorundaydı. Öyle olunca şey dedim biraz. Darbelerin evrensel bir kültürü var demek ki. Yani darbe yönetimlerin beyazla ilgili evrensel bir kültürü var demek. Neyse bütün bunlar olurken bu arada bizim Türkiye kısmına bakalım. Bizim geçebileceğimizi düşündüğümüz bir grupta ilk iki maçı kazanıyoruz ama sonra fire veriyoruz ve Arjantin'e de gidemiyoruz. Bu Dünya Kupası'nın bir başka özelliği bugün hala isimlerini bildiğimiz önemli yıldızların galası. İlk sahneye çıktıkları şey. Ama bunlar içinde Maradona yok. Maradona 17 yaşında. Arjantin'de çok biliniyor, çok meşhur. Herkes zaten büyük tartışmalara sebep oluyor. Maradona alınacak mı, alınmayacak mı? Ama dönemin teknik direktörü Menotti ki kendisini çok beğeniyor ve oynattığı futbola da çok uygun biri. Menotti'nin futbolu üzerine biraz sonra konuşacağız. Belki son bölümde konuşacağız. Ama yine de tecrübesi kaldırmaz diye Menotti Maradona'yı almıyor. Kimler giriş yapıyor? 1. Platini, Fransa'nın genç yıldızı. 2. Bir sonraki Dünya Kupası'nın gol kralı olacak Paolo Rossi. Breitner katılmıyor. En çok tartışılan şey ise bir önceki şampiyonanın yani 74'ün finalisti, güzel kaybedeni Hollanda, güzel Almanya'ya kaybediyorlar ama güzel kaybeden 82 Brezilyası gibi ya da 50 Brezilyası gibi güzel kaybedenlerden biri. Johan Cruyff katılmıyor. Yani Hollanda milli takımıyla birlikte turnuvaya Arjantin'e gitmeyeceğini ilan ediyor. Ve birçok tartışma oluyor. Birileri diyor ki Junta yönetimi, Arjantin Junta yönetimi kendisini tehdit etti o yüzden katılmadı. Birileri diyor ki Johan Cruyff Junta yönetimini protesto etmek için katılmadı. Uzun süre sessiz kalıyor Cruyff bu konudaki tartışmalara karşısında. Sonra açıklıyor turnuvadan kısa bir süre önce yani turnuva için milli takımların toplanmasından kısa bir süre önce Cruyff'un evine hırsız geliyor ve karısı ve çocuklarını bağlıyor. Bu psikolojideyken gidemezdim diyor. Şey ihtimali bana çok mantıklı gelmiyor. Yani Arjantin yönetiminin tehdit etme ihtimali bana çok mantıklı gelmiyor. Şundan dolayı mantıklı gelmiyor. Tam tersi Arjantin yönetiminin en büyük korkusu darbe sürecinde olunduğu için protesto edilme. Dolayısıyla tam tersi herkesin gelip katılmasını istiyor ki ülkenin reklamına ihtiyacı var. Neyse sıkıntılı bir şekilde gidiyor Hollanda. Hatta teknik direktör de değişiyor. Meşhur Neskens de yok. O da değişiyor. Sıkıntılı ama yine güçlü kadrosu var. İlginç bir uygulama var turnuvada. Bu arada bu turnuva ilk defa şuna karar veriliyor. Eğer uzatmadan sonra da beraberlik bitmezse penaltılara geçilecek. Yani penaltıların uygulanmaya başlayacağı ilk turnuva 1978 Dünya Kupası. Uluslararası turnuva olarak. Ama bunun gerçekleşme ihtimali çok zayıf çünkü eleme maçları yok. Nasıl yok? Şöyle yok. Toplam katılan 16 takım dörderli gruplara ayrılıyor. Her grubun birinci ve ikincisi tur atlıyor. 8 takım yani her gruptan 2 takım yeniden dörderli gruplara ayrılıyor ve yeniden birbirleriyle maç yapıyorlar. En fazla puan alan takım birinci olup finale, ikinci olan takımsa üçüncülük dördüncülük maçına çıkıyor. Çok absürt bir uygulama. Bu çok absürt bir uygulamanın çok tartışmalı sonuçlarını şimdi konuşacağız. Garip bir şekilde 8 takım belirleniyor. 8 takımın ikili gruplara ayrılması da 4 Avrupa takımı bir yerde. Hollanda, İtalya, Batı Almanya, Avusturya bir yerde. Öbür tarafta Arjantin, Peru, Brezilya ve Polonya. Neyse maçlar oynanıyor. Puan usulü bu. İkinci turdan bahsediyorum. 8 takımın ikinci turdan bahsediyorum. Maçlar oynanırken son maçlar oynanacak. Garip bir şekilde son maçlar yukarıdan İtalya çıkıyor bir şekilde. Almanya ile çekişip çıkıyor. İtalya diyorum özür dilerim. Hollanda, Almanya ile çekişip çıkıyor. Bu arada Almanya iyi bir takım. Orada da iyi bir takım. Zaten 74'ün kazananı. Esas hikaye aşağıda dönüyor. Aşağıda derken Güney Amerikalıların ağırlıkta olduğu yani 3 Güney Amerika ülkesi Peru, Brezilya, Arjantin ve Polonya'nın olduğu grupta dönüyor. Ne oluyor? Son maçlar oynanacak grupta Brezilya önce Polonya ile oynuyor. Fakat garip bir şekilde Brezilya Polonya ile oynadıktan birkaç saat sonra Arjantin Peru ile oynuyor. Dolayısıyla Brezilya Polonya'yı 3-1 yeniyor. Arjantin maça çıkacak. Ve finale çıkması için yani grup birincisi olup finale çıkması için Peru'yu 4-0 yenmesi gerekiyor. Brezilyalılar maçlardan önce, bir gün önce itiraz ediyorlar. Aynı saatte oynanması noktasında. FIFA başkanı da Brezilyalı ama kabul etmiyor ne hikmetse. Neyse buraya kadar da her şey normal. Anormal olan şey maç günü olan bitenler. Neler oluyor maç günü? Ne kadar abartı bilmiyorum ama şöyle şeyler oluyor ve birçok kaynakta okudum. Hatta belgeselde izleyebilirsiniz. İngilizce'de sizde var. Haber program gibi de yapılmış. Normal belgeseli de var. Eğer İspanyolca bilen arkadaşlarınız varsa onlarla beraber izleyebilirsiniz. Maç günü Videla yani Arjantin devlet başkanı Peru soyunma odasına gidiyor.
Peru 4 yedek oyuncusuyla maça çıkıyor. Daha ilginç bir şey var. Sadece Videla mı gidiyor? Hayır. Kim? Şey gibi oldu. Gora'da mı vardı? Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Henry Kissinger da Videla ile beraber Peru soyunma odasına giriyor. Rivayet odur ki sonraları ortaya çıkıyor tabii. O gün Peru devletine 50 milyon dolarlık kredi Arjantin veriyor. 50 bin ton özür dilerim buğday gönderiliyor. Futbolcularda da çeşitli hediyeler veriliyor ve maç bağlanıyor. Bağlanmış maç nasıl bitiyor? Evet, herkesin gözde görür bir şekilde, evet bu maç normal değil diyebileceği bir şekilde 6-0 bitiyor ve Arjantin finale kalıyor. Bunun tartışması elbette sonra çok oluyor. Bu arada Arjantin'in teknik direktörü Menotti. İlginç bir adam Menotti. Arjantinlilerin çok sevdiği bir teknik direktör. Neden çok seviyorlar? Çünkü biz Arjantin gibi oynamalıyız diyor. Arjantin gibi oynamaktan kastı şu. Bir dönem, yani 60'lardan sonraki bir dönem, bir 15 sene kadar Arjantin'de tıpkı Brezilya'da yaşanan tartışmalar yaşanıyor. Ve Batılılar gibi, Batı derken onlara göre Batı mı oluyor? Nasıl diyelim? Avrupalılar gibi oynayalım fikri hakim oluyor. Avrupalılar gibi oynamak demek o bölge için, yani Güney Amerika için sıkıcı futbol demek. Menotti buna itiraz eden bir adam. Tam tersi, eğlenceli, renkli, hücum eden, estetik futbolu çok önemseyen bir adam. O yüzden demiştim Maradona'yı aslında alması mantıklıydı diye. Bu arada yıllar sonra Menotti'nin panzehiri olarak Bilardo. Arjantin'de iki futbol ekolünden bahsediliyor uzun süre. Kim onlar? İşte biri Bilardo, biri Menotti. Menotti estetik futboldan yana, Bilardo kontrollü, ne olursa olsun önemli olan kazanmak diyen. 86'yı Bilardo ile kazanıyorlar. O kenarda dursun, 86'yı sonra konuşacağız. Biz 78'e devam edelim. Menotti bu arada yaşam tarzı olarak, hatta ideolojik bakış açısı olarak sola yakın bir adam. Hatta solcu olduğunu söylüyor. Kaderin garip cilvesi böyle olur her zaman. Böyle adamlar işte bir junta yönetimi altında çalışmak zorunda kalıyor. Yıllar sonra çok eleştiriliyor tabii. Hem o, hem Kempes, Ardiles, hepsine sorular soruluyor. Ama şunu söyleyeyim ki, yani bugün bir daha bakınca o Arjantin nasıl bir takım? Vallahi çok keyifli bir takımdı. Allah var şimdi, çok keyifli bir takımdı. Bir şey tabii yaftalanınca üzerine dedikodu atmak çok kolay oluyor. Ondan da emin değilim ama söylentileri size anlatayım. Doping testi olarak onlarca idrar gönderiliyor FIFA heyetine. Yani karar veremiyorlar. Hatta abartıdır ama yine söyleyeyim. Doping testlerinden bir tanesinin sahibi hamile görünüyor. Yani öyle şey, karmaşık şeyler gelmiş ki kimin idrarı olduğu belli değil ki. Malzemeci şey diyor mesela, maçtan sonra bile Kempes'le bir gün daha koşacak durumdaydılar. Yani bir doping hali var mı? Benim seyrettiğim, evet yani olağanüstüydü yani. Olağanüstü oynuyordu özellikle Kempes. Olağanüstü oynuyordu. Neyse, ha bu arada hakemlerin de küçük katkıları var ama esas mesele zaten finale çıkmaktı. Hollandalı oyuncular tehdit edildiklerini de söylüyorlar. Yani oradan biz zaten Dünya Kupası'nı kazanıp çıkamazdık. Arjantin'de oynanan bir Dünya Kupası aslında sadece Arjantin kazanabilirdi diyorlar. Sonraları bu çok tartışılıyor tabii hala. Hangi gazeteci Kempes'i yakalasa, Ardiles'i yakalasa muhtemelen o soruyu soruyor. Ya da Perulu futbolculara soruluyor. Perulu bir futbolcu sonra itiraf ediyor maçın. Normal bir maç olmadığını itiraf ediyor. Ama ne olursa olsun darbe yönetimi istediğini alıyor. İstediğine bir, içeride tam bir ulusal bütünlük havası. İki, dünyaya güçlü, bambaşka bir Arjantin var mesajı. İkincisini başarıyor, ilkini esas önemlisi başarıyor ki okuduğum bir kitapta şöyle diyordu bir yazar. O gün maçtan sonra kalabalıkla birlikte Videla lehine tezahürat yapanlardan biri bendim. Oysa birkaç yüz metre ileride babama işkence ediliyordu. Olan biteni anlamak mümkün değil belki ama evet ben bunu yaşadım. Yani o gün ne yaptığımı ben de bilmiyordum. Galiba tutku böyle bir şey. Futbol insanın aklını başından alır. Görüşmek üzere.